Merhaba arkadaşlar, ben Emrah Tekin. Photoshop başlangıç eğitimimizin 10. dersine hoş geldiniz. Bu derste size kırpma araçlarımızı göstereceğim. Herkes aşağı yukarı sosyal medya kullanırken de birkaç kere kırpma işlemi yapmıştır. Yapmayanlar için de kırpma işlemi fotoğrafın belli bir bölümünü makasla keser gibi kesip almaktır. Aynı bir vesikalık fotoğrafın o kenarındaki beyazlıkları, beyaz kalan yerleri kesip almak gibi düşünebilirsiniz. Burada aracımızın şekli şu, crop tool ve bakıyorum burada 5. sırada. Crop tool'umu aldım. Şu an ekranda kırpacak bir şeyim yok. O yüzden bir işe yaramadı. Geliyorum hemen. Şöyle bir fotoğrafım vardı. Daha önceki derslerde kullandığım sürükle bırak yöntemiyle açtım. Mesela ben bu fotoğrafın her yerini değil de sadece şu kısmını kare bir şekilde almak istiyorum. Bu arkadaşlar bunu kesip kopyalayıp başka bir sayfayla yapıştırmayla veya buradan çıkarmayla kıyaslamayın. Bu farklı bir işlem. Kırpmada etrafındaki her şeyi yok ediyor. Sadece bu alan kalıyor. Kolaylık sağlıyor bize. Geliyorum. Asılı tutarak şöyle bir dikdörtgen içine aldım orayı. Bastım. Bakın bana şöyle bir pencere çıkardı. Diğer tarafları gri yaptı. Seçimin içinde kalan yerler açık renkli. İstersem şuralardan tutup seçimimi büyütebilirim, küçültebilirim, ayarlayabilirim. Şurada onay butonum var. Onayladığım andan itibaren sadece ekranda burası kalacak. Aynı işlemi Enter'la da yapabilirim. Şu iptale bastığım zaman da iptal edecektir. Onaylıyorum. Bakın diğer her yeri sildi. Ekranda sadece burası kaldı. Bu aracımın da kırpma işleminin de özelliği bu. İstersen bunu bir daha kırpabilirim. Mesela şuraya kırptım. Sadece gözleri kaldı. Alt tuşuyla mouse'un tekerlerini çevirerek de yaklaştırdım. Geri alıyorum arkadaşlar. Bir daha geri alıyorum. Eski haline geldi. Şöyle artık öğrendiğimiz kısa yolları kullanalım. Space tuşuna basarak ekranı ortaladım. Space tuşuna basılı tutup el aracını çıkartıyorum ve mouse'umla basılı tutarak bunu kaydırıyorum. Şöyle uzaklaştım tekrar. Arkadaşlar mesela bu tam düz seçilmemiş. Ve ben bunu ne yapmak istiyorum? Diyelim ki sadece şu tablo köşelerinden itibaren benim karşıma gelsin istiyorum. Ama bu tam düz değil. Mesela şöyle bir seçmeye çalışayım. Daha önceki dersimizde de bunu dikdörtgen seçim aracıyla seçmeye çalışmıştık. Mesela bakıyorum, köşeleri tam denk gelmiyor. Şuradan kaçıyor, buradan kaçıyor. Düzgün olmuyor. O yüzden bu aracı burada kullanamıyorum. Burada arkadaşlar, çokgen seçim aracıma benzer bir perspektif crop tool'um var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Böyle yamuk zeminlerde, mesela masanın üzerinde duran bir telefon olabilir, bir kartvizit olabilir, bir şey olabilir. Perspektif şekilde kırpmamızı sağlıyor. Buraya bir tane nokta koydum tıklayıp. Buraya da bir nokta koydum. Geldim. Bu köşeye de bir nokta koydum. Buraya da bir nokta koydum. Bunu arkadaşlar bakın güzelce kırpma işleminde seçti. Onaylarsam doğrudan etrafını alacaktır. Yine ben kırparken biraz şuraları atlamışım. O yüzden böyle oldu. Kenarları biraz beyaz çıktı. Yine Ctrl D diyorum. Ctrl Alt Z diyorum. Geri alıyorum. Pardon. Mesela arkadaşlar bunu nasıl yapalım? Geliyorum. Şu keçi fotoğrafımı yine yeni sayfada açıyorum. Mesela ben şöyle bir perspektif şekilde şöyle sanki soldan sağa doğru bakıyormuş gibi bir kırpma yapmak istiyorum diyelim. Şöyle. Bunu arkadaşlar şimdi böyle seçti. Ama bunu ekrana getirirken dümdüz olarak dikdörtgen şekilde getirecek karşıma. Onaylıyorum. Keçiyi biraz yamulttu bakın. Şeklini bozdu. Ctrl AZ Alt Z diyorum. Tekrar yapalım. Mesela iyice şöyle geriye doğru yaparsak biraz daha yamuk olabilir. Onaylıyorum. Keçinin şeklini bozuyor. Bir daha deneyelim. İyice anlayalım. Arkadaşlar bakın fotoğrafı yamultuyor. Perspektif şekilde kırpıyor.
Aynı işlem işte masanın üstünde yan duran bir telefon olabilir. Bir fotoğrafınızı mesela eski bir kağıt üzerinde var olan bir fotoğrafınızı telefonla çekmişsinizdir. Ama yamuk çekmişsinizdir. Düzeltmek istiyorsunuzdur. Bu aracı kullanarak aynı şu tabloda yaptığımız gibi köşelerinden seçerek kırpabilirsiniz. Yine daha sonraki etkinliklerde de bu araçları kullanacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.